Sevgili öğrencilerim, hepinize yeni bir videodan merhaba. Bugün de sizlerle kitabımızın 95. sayfasını birlikte yapacağız. 95. sayfasından itibaren aslında yani güvenli hayat ünitesinden itibaren birlikte yapmaya başlıyoruz. Bu kitabımızda ele alacağımız konular tek tek sırasıyla verilmiş. Bu videoda bunları işleyeceğiz çocuklar. Bize Instagram sayfamızdan İlkokul Ogretmenim sayfasından ulaşabilirsiniz görüşlerinizi, isteklerinizi oradan belirtebilirsiniz. İletişim sağlayabiliriz. Bu videonun son 15-20 saniyelik bölümünde karşınıza çıkacak olan küçük ekranlarda şu ana kadar işlediğimiz bütün hayat bilgisi kitabının videolarını bulmuş olacaksınız. Onlara tıkladığınızda sırasıyla tüm sayfalar karşınıza çıkacak. Bu küçük bilgilendirmeden sonra 96. sayfayla konumuza başlayalım. Kırmızı yandı dur kısmındayız. Birinci soruda bana yaya olarak trafikte güvenli hareket edebilmek için nelerden yararlanılır? Biz yayalar çocuklar trafikte güvenliğimizi sağlamak için trafik işaretlerinden ve ışıklı işaret levhalarından yararlanırız değil mi? Bu cihazlar bize ne zaman karşıdan karşıya geçmemiz gerektiğini belirtirler ve sürücülerle ortak dilimizdir aslında. Sürücüler için kırmızı yandığında biz karşıdan karşıya geçebiliriz ya da yaya geçidinden geçebiliriz. Trafiğin düzenini sağlamak, trafik kazalarını önlemek amacıyla birçok işaret levhası vardır günümüzde. 97. sayfaya baktığımda ilk olarak çocuklar daire şeklinde olan işaretlere bakıyorum. Sürücülerin ve yayaların trafikte yapması gerekenleri bildiriyor aslında bunlar. Daire şeklinde bakın ilk olarak yaya giremez. İkincisi mecburi yaya yolu. Üçüncüsü mecburi bisiklet yolu. Dördüncüsü mecburi bisiklet yolu sonu. Ve beşincisi ise bisiklet giremez. Bunlar bana daire şeklinde gösterilmiş. Diğer görsellerime baktığımda üçgen şeklinde görüyorum bunları da. Sürücüleri ve yayaları tehlikeli durumlara karşı uyarıyor. Yani uyarı niteliğinde üçgen şeklindeki cihazlarım. Birincisi ışıklı trafik işaret cihazı. İkincisi bisiklet geçebilir. Üçüncüsü yaya geçidi. Dördüncüsü ise kontrolsüz demiryolu geçidi. Ve son olarak burada kare şeklinde olan işaret cihazlarını görüyorum. Sürücü ve yayaları bulundukları çevre ve yol hakkında bilgilendiriyorlar. Yani uyarı niteliğinde olan üçgen şeklinde olanlardı. Ama bilgilendirici olanlar kare şeklinde olanlar. Bakın ilk görselde okul geçidi. Zaten öğrenciler ellerinde çantayla geçiyormuş gibi. Bir diğerinde yaya geçidi. Çiziklerden, çizgilerden anlaşılması gerekiyor zaten. Diğeri yaya üst geçidi. Yukarı çıkıyor gibi bakın arkadaşlar merdivenlerden. Bir diğeri ise yaya alt geçidi. Aşağı iniyor. Burada da yaya. Sorumuza bakalım hemen. Trafik işaretleri ve işaret levhaları olmasaydı ne olurdu açıklayınız. Tabii ki bunlar olmasaydı trafiğin düzenini sağlamak zorlaşırdı değil mi? Yoğun olduğu yerlerde biz yayalar e, sürüncülerin bilgilendirilmemesi durumunda tehlikede olurduk. Bu işaretler olmasaydı birçok kar, e, kargaşa, kaza ve karışıklık meydana gelirdi. 98. sayfaya bakıyorum. Konuyu pekiştirelim bölümündeyim. Sırasıyla yazacağım. İlk görselim neydi arkadaşlar? Kontrolsüz demiryolu geçidi. Kontrolsüz demiryolu geçidi. İkincisi bisiklet giremez. Üçüncüsü ise mecburi bisiklet yolu. Dördüncüsüne bakıyorum. Işıklı trafik işaret cihazı. Işıklı trafik işaret cihazı. Beşincisi mecburi yaya yolu. Altıncısı yaya giremez. Yedincisine bakıyorum. Mecburi bisiklet yolu sonu. Altıncısı okul geçidi. Yedincisi yaya üst geçidi. Bakın yukarı çıkıyor. Onuncusuna bakıyorum. Burada yaya geçidini görüyorum. On birincisi aşağı doğru iniyor. Yaya alt geçidi. On ikincisine bakıyorum. Son olarak bisiklet geçebilir burada da. Evet çocuklar sırasıyla yaptık görsellerimize bakarak. 1 numara kontrolsüz demir yolu geçidi. 2 numara bisiklet giremez. 3 numara mecburi bisiklet yolu. 4 numara ışıklı trafik işaret cihazı. 5 numara mecburi yaya yolu. 6 numara yaya giremez. 7 numara mecburi bisiklet yolu. 8 numara okul geçidi. 9 numara yaya üst geçidi. 10 numara yaya geçidi. 11 numara yaya alt geçidi ve 12 numara bisiklet geçebilir anlamını taşır. 99. sarfıya geçiyorum. Trafik kurallarına uyalım kısmındayım. Bir soru yönlendirmiş bize. Trafikte karşıdan karşıya nerelerden geçiyorsunuz ve neden? Işıklı trafik işaret cihazlarının bulunduğu yerden geçiyoruz, değil mi? Ya da yaya alt geçidinin Yaya üst geçidinin bulunduğu yerlerden geçiyoruz. Peki neden? Çünkü güvenliğimizi sağlamak amacıyla. Çocuklar trafik kuralları hem yayalar hem sürücüler için e, kurallardır değil mi? Onlar için konulmuştur. Hayatımızı kolaylaştırır. Ve biz bu kurallara uyarsak bizim hayati tehlikemiz olmadan trafikte yolculuğumuzu devam ettirmemizi sağlar. Bakın. Burada duran araç varsa biz onların aralarından karşıdan karşıya geçmemeliyiz. Bu görselde baktığımda yeşil ışığın yanmasını beklememiz gerekiyor. Burada kırmızı yanıyorsa yine bizim için kırmızı yanıyorsa karşıdan karşıya geçmiyoruz. Sadece bizim için yeşilin yanmasını bekliyoruz. Araçlar dursa bile bizim için kırmızı yanıyorsa karşıdan karşıya geçmemeliyiz. Peki geçerken neye dikkat ediyoruz? Yaya alt geçidi ya da bakın üst geçidini kullanarak karşıdan karşıya geçmemiz gerekiyor değil mi? Bunlar yoksa da öncelikle geçerken sola, sonra sağa, tekrar sola bakıp müsait olan yoldan hızlı bir şekilde karşıdan karşıya geçmeliyiz. Trafik polisinin olduğu yerlerde yine onun gösterdiği işaretlere, uyarılara dikkat ederek geçmeliyiz. Kaldırımlarda ve yollarda top oynamamaya dikkat ediyoruz. Hareket halindeki araçlara asılmamamız gerekiyor. Yaya kaldırımından yürümemiz gerekiyor ve yaya kaldırımının olmadığı yerlerde yolun solundan yürümemiz gerekiyor. Peki yolcu olarak nelere uymamız gerekiyor çocuklar? İlk olarak emniyet kemerini takmalıyız. Araçta oturarak yolculuk yapmalıyız. Penceresinden başımızı kollarımızı dışarı çıkarmamalıyız. Araçtan inerken ve araca binerken dikkatli bir şekilde binmeliyiz. Toplu ulaşım araçları kullanırken insanları rahatsız edecek ses tonuyla konuşmamalıyız. Yine koltuklara, camlara, kapılara zarar vermemeliyiz değil mi? Trafik kurallarını bu şekilde uyarsak güzel bir yolculuk yapmış oluruz. Trafik kurallarına uymak neden gerekli? İki örnek veriniz demiş. Trafik kurallarına uymak hem kendi hayatımız açısından hem de başkalarının hayatı açısından önemlidir değil mi? Bu kurallara uymak aslında vatandaşlık görevidir. Örneğin yaya geçidinin olmadığı yerde karşıdan karşıya geçmeye çalışırsak kendi hayatımızı tehlikeye atarız muhakkak yaya geçidinin olduğu yerlerden geçiyoruz. Eğer hiç yoksa sol, sağ, tekrar sol yöne bakarak hızlı bir şekilde karşıya geçiyoruz. Araçlar kırmızı ışıkta e, beklediği zaman bizim için yeşil ışık yanacaktır ve yaya geçidinden de yine bu sefer karşıdan karşıya bu şekilde geçeceğim. Hem kendi canımı hem de karşıdaki insanın canını korumak için muhakkak bu kurallara uymalıyım. 101. sayfada konuyu pekiştirelim kısmındayız. Uygun olanları işaretleyeceksiniz burada çocuklar. Kurallara uyuyorsanız her zaman yani gülücük çizeceksiniz ya da onu işaretleyeceksiniz. Bazen uyuyorsanız ikinci kutucuğu işaretleyeceksiniz. Hiçbir zaman uymuyorsanız üçüncü kutucuğu işaretleyerek bu sayfayı bireysel olarak dolduracaksınız. 102. sayfaya geçiyorum. Aman dikkat kaza olmasın kısmındayım. Okulda sizin ya da arkadaşınızın başına gelen bir kazayı düşününüz. Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız. Kaza nasıl meydana geldi? Örneğin sizin başınıza gelen bir kazayı anlatacak olursak bir gün arkadaşımla merdivenden koşarak aşağı doğru iniyorduk. Başka bir arkadaşımıza çarptık ve düştük yaralandık diyebiliriz. Kazanın olmaması için neler yapmamız gerekiyor peki? koridorlardan, merdivenlerden inerken koşmadan yavaş bir şekilde dikkatlice inmemiz gerekiyor. Bunu söyleyebiliriz. Çocuklar evde, okulda, çevremizde yaralanmalar, boğulma, zehirlenme, yanma gibi bir sürü kaza duyabiliriz. Ve bu bunlar bizim başımıza gelebilir. Kazalar kişilerin dikkatsiz davranışları sonucunda meydana gelir. Bunları önlemek için önceden tedbir almalıyız. Bakın burada da bahsettiğimiz gibi İki arkadaş çarpışmış, biri yere düşmüş. Merdivenleri koşmadan inip çıkınız yazan levha asalım demişler. Teneffüslerde koşmak bize zarar verir değil mi? Hızlı bir şekilde koştuğumuzda karşıdaki bir insana çarpabiliriz. Vücudumuzun herhangi bir yerine zarar gelebilir. Kendimizi ve arkadaşımızı korumak için güzel bir şekilde yavaşça yürüyerek hareket etmeliyiz. Makas, bıçak, iğne gibi kesici ve delici araçları kullanırken dikkatli olmalıyız. Büyüklerimizden yardım istemeliyiz ve bunları ortada bırakmamalıyız. Kibrit ya da çakmak gibi yanıcı araç ve gereçlerle oynamamalıyız. Yangın çıkmasına sebep olabilir. Bu yüzden onlara dokunmuyoruz. Yanma tehlikesine karşı sıcak çaydanlık ya da tencereye yine dokunmuyoruz. Ventilatör, mikser gibi dönerek çalışan elektrikli ev aletlerine de dokunmuyoruz ve engel olmaya çalışmıyoruz. 103. sayfaya bakıyorum. Prizlere dokunmamamız gerekiyor değil mi? Ya da oralara farklı bir alet sokmamamız gerekiyor. Çünkü elektrik çarpabilir ve biz zarar görebiliriz. Denizde, havuzda yalnız yüzmekte boğulma tehlikesine karşı bizim e, alabileceğimiz önlemleri göz önüne almamızı gerektirir. Örneğin çocuklar. Bir insan tek başına, bir çocuk tek başına yüzmeye gidebilir mi? Hayır, bir büyüğünün kontrolünde gitmesi gerekir. Ne kadar ben yüzmeyi öğrendim, biliyorum dese de muhakkak bir büyüğü onu gözlemlemelidir. Yine banyo yaparken ayağımız kayıp düşebiliriz. Bu yüzden yanımızda bir büyüğümüz varken banyo yapmaya dikkat ediyoruz. Yüksekteki bir eşyayı alırken büyüklerimizden yardım istiyoruz. İlaç ve temizlik maddelerinin yanlışlıkla içilmesi durumunda zehirlenmeler meydana gelebilir. Böyle bir durumla karşı karşıya kaldıysak hemen büyüklerimize haber veriyoruz değil mi? Zaten elimizden geldiği kadar temizlik malzemelerine ve ilaçlara dokunmamaya çalışıyoruz. Yine deterjan, oje gibi maddeleri koklamamamız gerekiyor. Çünkü bunlar işlerindeki zararlı maddelerden dolayı bizleri zehirleyebilir. Zehirlenmelere neden olan bu maddeleri Koplarsak eğer yanlışlıkla yine bir büyüğümüze hemen haber veriyoruz. Çevremizde meydana gelen bazı kazalar e, olabilir. Hemen yine büyüklerimize haber verirsek onlar bu duruma muhakkak müdahale edecektir. Okulda kazaları önlemek için ne gibi tedbirler alınmalıdır demiş. Örneğin okulda merdivenlere hemen yazı yazılabilir kenarına merdivenleri koşarak inip çıkmamalıyız. Ya da bahçede ya da koridorlarda koridorlarda özellikle koşmamalıyız. Koşarken bahçede dikkatli olmalıyız. Makas, bıçak, iğne, kesici aletler ve delici aletlerle birbirimize yaklaşmamalıyız. Onlarla oynamamalıyız diyebiliriz. Devam edelim. Konuyu pekiştirelim kısmındayız. Yandaki görseli inceleyiniz. Görseldeki tehlikenin nedenini, sonucunu ve alınacak önlemleri yazınız demiş. Nedeni ne olabilir? Yere bilinçsizce atılan muz kabuğudur değil mi? Çünkü çocuk kaymış ve düşüyor. Nedeni ne? Yere bilinçsizce atılan muz kabuğu yazıyoruz. Sonucunda ne olmuş? Bir çocuğun muz kabuğuna basarak düşmesi ve belki de yaralanması. Bir çocuğun muz kabuğuna basarak düşmesi diyelim. Belki de yaralanmasını ekleyebilirsiniz. Alınacak önemlidir. Çöplerimizi nerede olursak olalım muhakkak çöp kutusuna atmalıyız. Çöplerimizi nerede olursak olalım muhakkak çöp kutusuna atmalıyız. İkinci soruma bakıyorum. Okan arkadaşlarıyla futbol oynayacaktı. Annesi topu dolabın üzerine kaldırmıştı. Okan topu alabilmek için sandalyenin üzerine çıktı. Yukarıdaki olayda Okan'ın yaptığı yanlış hareket nedir? Bu hareketin sonucunda meydana gelebilecek kazayı ve bu kazaya karşı alınabilecek önlemleri yazınız demiş. Okan'ın sandalyeden düşmesi olabilir değil mi kaza? Yanlış hareket peki nedir? topu alabilmek için sandalyenin üzerine çıkması ve önlemde topun daha güvenli bir yerde saklanmasıdır. O zaman sırasıyla yazalım. Yanlış harekete topu alabilmek için sandalyenin üzerine çıkması yazıyoruz. Topu alabilmek için sandalyenin üzerine çıkması. Kazane olabilir. Okan'ın sandalyeden düşmesi. Okan'ın sandalyeden düşmesi. Alınabilecek önlem nedir? Topun daha güvenli bir yerde saklanması. Evet bu şekilde tamamladım. Üçüncü soruma bakıyorum. Hangi maddeleri koklamak tehlikelidir? İki örnek veriniz demiş. Deterjan, oje, çamaşır suyu, yapıştırıcı gibi maddeleri koklamak tehlikelidir. Yazalım. İkiden daha fazla yazdık. Deterjan, oje, çamaşır suyu, yapıştırıcı. gibi maddeleri koklamak tehlikelidir. Koklamak tehlikelidir. Evet çocuklar, burada videonun sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde acil bir durum var konusunu birlikte alacağız. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bizlere Instagram sayfamızdan yani ilkokul öğretmenim sayfasından ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, başarılı günler dilerim.